Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Başta Hamit Hoca olmak üzere organizasyon emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi davet ettikleri için. Ben biraz vakitten 15 dakika demiştim ama biraz uzayabilir. Uzarsa hocam, Hamit Hoca oradan işaret yaparsanız sevinirim. Aslında yeterli ve dengeli beslenmeyle den bahsetmek istiyorum. Sağlığın korunması ve de hastalıkların önlenmesinde bildiğimiz gibi yeterli ve dengeli beslenme temel. Biz bu temelin içerisinde de dört besin grubunun mutlaka bulunmasını istiyoruz. Özellikle ana öğünlerde. Kadınlarda bu ana öğünlerdeki dört temel besin içerisinde bulunan en önemli kısmı kapsıyor. Günlük enerji alanımıza baktığımız zaman ortalama olarak %50'sinin ekmek ve tahıllardan geldiğini görüyoruz. Türkiye geneline baktığımız zaman da besin tüketiminin de tahıl ve tahıl ürünlerinin tüketiminde ilk sırayı aldığını görüyoruz. Aslında tahıl tanesinin hepimizin de bildiği gibi öz, kepek ve endosperm bölümünden oluşuyor. Aslında ben biraz da bugün daha çok tam buğday unuyla unundan bahsedeceğim. Sağlık üzerine etkilerinden bahsedeceğim. Onun için de tam buğday ununun beyaz buğday unuyla karşılaştırmasını söylemek istiyorum. Başta enerjide gördüğümüz gibi 100 gram tükettiğim zaman enerji değeri düşük tam buğday unundan yapılan ürünlerin. Ama bunun dışındaki bütün besin öğelerini daha fazla içerdiğini görüyoruz. Tanenin tamamını içeren tam tahıllar besleyicilik yönünden ve fitokimyasal bileşenler açısından oldukça zenginler. Sağlık açısından faydalarına baktığımız zaman da başta diyet kosası, elzem yağ asitleri, antioksidanlar, fenolik bileşikler, ligatları içeren fitoöstrojenler, vitamin ve minerallerden zengin. Özellikle de B grubu vitaminler, E vitamini ve demir, potasyum, magnezyum, selenyumdan zengin. Tabii bu bileşenler içerisinde bizim en çok dikkatimizi çekenlerden bir tanesi posa. Posa bitkinin yapısında bulunan ve genellikle de insanlar tarafından sindirilemeyen, suda çözülebilir ve suda çözülmez özellikleri bulunan ve günlük olarak 20 yaşın üzerindeki bireylerde 25-30 gram veyahut da 1000 kalori başına değerlendirme yapacaksak 10-13 gram kadar 2 yaşından büyük çocuklarda da yaş çarpı yaş artı 5 gram hesabıyla hesapladığımız ve günlük mutlaka almamız gereken bir besin öğesi. Bunların içerisinde inirin önemli bir buğdayın önemli bir komponenti, özellikle inirinin özelliği prebiyotik etkiye sahip olması. Prebiyotikler, probiyotikler son zamanlarda çok fazla bizi de meşgul ediyorlar. Burada da tabii görmemiz gereken olay bağırsaktaki mikrobiyotayla ilgili olması ve özellikle de bağırsakta bulunan bifidobakterinin büyümesini uyarması ile ilgili. Bildiğiniz gibi aslında bu prebiyotikleri biraz sonra da bahsedeceğim ama bağırsaklarımız bizi yönetiyor ya da beynimizi yönetiyor. İkinci beyin olarak da sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı çok fazla üzerinde durmuyor. Bunun dışında beta-glukan tabii tam tahıl ürünlerinde hücre duvarının önemli bir bileşeni, aynı zamanda da kan kolesterolü ve şeker düzeyinin düşürülmesinde çok önemli etkisi var. FDA'nın önerisi bu konuda günlük olarak 3 gram bizim beta-glukan tüketmemiz yönünde. Dirençli nişasta yine özellikle sağlıklı bireylerde ince bağırsaklardan emilmeyen nişasta ve nişastanın yıkım ürünleri olarak görüyoruz. Ve sindirime uğramadan bunlar kolona geçiyor ve mikroflora tarafından fermentasyona uğruyor. Böylelikle de kısa zincirli yağ asitlerinin oluşmasına sebep oluyor. Posanın biz fonksiyonel özelliklerine baktığımızda biraz önce söylediğim gibi prebiyotik etkisi çok önemli. Prebiyotikler bağırsakta bulunan bakterilerin gelişimini artıran, insan vücudunda faydalı bir şekilde etkileyen, sindirilmeyen gıda bileşenleri. Probiyotikler ise zararlı canlıların bağırsak duvarında tutulmasını engelleyerek sağlık üzerinde olumlu etkileri olan faydalar sağlayan sağlamaktalar. Özellikle de probiyotik
canlı bakteriler barınıyor ve bunlar faydalı bakterilerin bağırsakta tutunmasını sağlıyor. Prebiyotikler de bu bağırsaklardaki iyi bakterilerin beslenmesini sağlıyorlar. Dolayısıyla tahıllar bileşimi bulunan dirençli nişasta ve de oligosakkaritler sebebiyle bakteri florasını düzenliyor ve bağırsak hareketlerini stimüle ediyor. Bunun dışında posanın fitoöstrojen özellikleri var. Özellikle metabolizm ve endojenik cinsiyet hormonları üzerinde etkili. Bağışıklık artıcı etkisi sebebiyle örneğin iğrenin benzeri ürünler veya da levozin sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyorlar veyahut da antibesinsel faktörler olarak sağlık üzerinde olumlu etkileri var. Bunun dışında antioksidan özellikleri var. Özellikle kepekte bulunan karotenoidler, yine tanelerde bulunan tokoferoller, fitik asit gibi veyahut da fenoliklerden folik asit gibi pek çok antioksidan özelliği taşıyan yapısında bulunuluyor. Tam tahılların sağlık üzerinde çok olumlu etkileri var. Özellikle yapılan bazı çalışmalarda bize şunu gösteriyor. Tam tahıl tüketimi başta kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, gastrointestinal sistem, kanser ve obezite riskini yaklaşık olarak %20 ila 50 oranında azaltıcı etkisi olduğunu gösteriyor. Sindirim üzerindeki etkisi özellikle beyaz unla yapılan ekmekten gidecek olursa çiğneme sayısı, çiğneme süresi, mide kapasitesi düşürüyor ve çok hızlı bir şekilde yutulmasını sağlıyor. Tam tahıllar ise çiğneme sayısını uzattığı için hızlı yutulamıyor. Oysa ki doygunluk kesimin beynine ulaşması yaklaşık 11 dakika sürüyor. O nedenle de çiğneme süresinin artması doygunluk hissimizin de olumlu yönde etkiliyor. Bu çiğneme sırasında başta leptin hormonu tam olarak görevini yapıyor ve nöropeptid diye dediğimiz hormonun düzeyini azaltıyor ve sonuçta da iştahın azalmasına sebep oluyor. Bu nedenle de vücut ağrının kontrolünde önemli. Ayrıca posa dirençli nişasta ve oligosakkaritlerin de yapısında bile bulundurduğu için bağırsak sağlığı açısından da oldukça önemli. Bunu nasıl yapıyor? Dışkı hacmini artırarak, suyun emilimini ve kolonda posanın kısmi fermentasyonunu artırarak yapıyor. Oligosakkaritlerdeki o oligosakkaritlerle feçesteki yararlı bakterileri arttırma gibi bir görevi var. Dolayısıyla da dirençli nişasta normal nişasta gibi sindirildiği gibi sindirilemeyebiliyor, sindirilmiyor ve direkt olarak koluna ulaşıyor ve burada da fermentasyon oluyor. Tıpkı çözünebilir bir posa gibi davranıyor. Biraz önce söylediğim prebiyotik özelliği vardı tam bu olayın. Bu da gastrointestinal sistem florası ile diyabet ve obezite arasında çok sıkı bir ilişkinin olmasını sağlıyor. Özellikle de gastrointestinal sistem kanserlerinde yani kolon kanseri, rektum kanseri ya da pek çok kanserle de ilişkilendiriliyor. Ayrıca da GİS hemostazında da ve insan sağlığında önemli yeri var. Konstipasyon veya divertikuloz önlüyor tam buğday tüketmek. Bağırsaktan transit geçiş zamanını azaltıyor. Yine gayta hacmini artırıyor, kolon basıncını azaltıyor ve konstipasyon riskinin azaltıcı etkisi var. Aynı zamanda da yararlı etkilerine baktığımız zaman rafine edilmiş gıdalar bu etkiyi yapmadığını görüyoruz. Kalp damar hastalıkları ya da kardiyovasküler hastalıklarla da ilişkilendiriliyor. Yapılan pek çok epidemiolojik çalışma bize tam tahıl tüketiminin azalması durumunda kardiyovasküler hastalık riskinin arttığını gösteriyor. Günde yapılan bir çalışma var. Bu da diyor ki günde 3 veya daha fazla tam tahıl ürünü tüketen bireylerde kalp hastalıklarının görülme riski 3'ten daha az tüketenlerde göre %20-30 oranında daha az. Yine kalp hastalıklarının görülme riski üzerindeki bu azalma sebze ve meyve tüketen kişilerde de kişilere göre daha yüksek. Rafine ürün tüketenlerde ya da saflaştırmış ürün tüketenlerde böyle bir etki görülmüyor. Yine diyet posası ve koronar kalp
hastalıkları üzerine yapılan birkaç kohort çalışma var. Bu çalışmaların sonucunda diyor ki çalışmalar bize tahıl ve meyveden gelen posa alımı düştükçe koroner kalp hastalığı riski artıyor. Çalışmalar bize şunu gösteriyor, düzenli olarak tam tahıl tüketimi kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahip. Tipik diyabetle de ilişkilendiriliyor. Diyabetin tedavisinde ve kan glikozunun kontrolünde temel olarak kabul edilen bir olay beslenme. Karbonhidratlar ise beslenme tedavisinde çok anahtar bir rol oynuyor. Çünkü diyetimizin temel kaynağı tahıllar ve tahıldan yapılan ürünler. Tahıllarda da baktığınız zaman çok farklı oranlarda karbonhidratlar bulunuyor. Beslenme açısından değerlendirildiğinde de karbonhidratların sadece miktarı önemli değil, aynı zamanda emilim hızları, içerdikleri karbonhidratın türü, yapısındaki nişastanın türü, hatta besinlerin pişirme yöntemleri, işlenme dereceleri ve yapılarında bulunan pektin, fitatlar ya da tanenler gibi diğer bileşenlerde önemli. Yine tipik diyabetle ilgili konuşmaya devam edecek olursak, glisemik indeks kavramı karşımıza çıkıyor. Belirli yiyeceklerin kan şeker üzerindeki etkisini değerlendirmek için 1981 yılında ortaya çıkan bir kavram, glisemik indeks. Glisemik indeks besinlerin yemekten sonra ikinci saatte kan glikoz yanıtlarına dayanan niceliksel bir değerlendirme olarak görülüyor. Burada referans besin beyaz ekmek veya da glikoz aynı miktarda karbonhidrat içeren diğer besinle karşılaştırılıyor. Yüksek karbonhidrat ve düşük glisemik indeksi diyetler lipolisi, ketonemiyi önleyebiliyor ve insülin duyarlılığını artırıyor. Bu nedenle de şişman veya da kilolu bireylerde güvenilir bir şekilde kullanılabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi buradaki formülle hesaplanabiliyor ve referans besinin glisemik indeks değeri 100. Buna göre değerlendirme yapıldığında yüksek glisemik indeks besinler 70 ve üzeri besinler glisemik indeksi. Gördüğünüz gibi işte beyaz ekmek, pirinç, beyaz şeker veya işte mısır gevreği gibi bunlara örnek verebiliriz. Bir trafik lambasına benzetecek olursak. Orta glisemik indeksi olanlar 55-69'a sahip olanlar. Bunlar da örneğin esmer pirinç veyahut da çavdar ekmeğiyle örnek verebiliyoruz. Düşük glisemik indeksi ise 54-6. Bunlar da kuru baklagiller ve tam buğday unundan yapılan ekmek, makarna veyahut da diğer ürünleri sayabiliriz. Dolayısıyla da glisemik indeks diyabet hastalarının glisemik izlenleri için oldukça kullanışlı bir araç olarak karşımıza çıkıyor ve düşük glisemik indeksi beslenmenin yine insülin salınımını azalttığı, kan lipid konsantrasyonunu düşürdüğünü gösteren pek çok klinik çalışma var. Bu çalışmalardan en önemlilerinden biri olan Flemingan çocuk çalışmasına baktığımız zaman tam tahıl tüketiminin azalması, beden kütle indeksi ve açlık insülin düzeyini düşürüyor ve bunların arasında bir ters ilişkinin olduğunu görüyoruz. Yani diyet posası riski arttıkça, diyet posası arttıkça riskin azaldığı tam tahılların artması durumunda açlık insülin düzeyinin düştüğünü görüyoruz. Kanserle de çok yakın ilişkisi var dedik. Özellikle de tahıllar fermanta olabilen karbonhidratlar, işte diyet posası, biraz önce söylediğim gibi dirençli nişastı ya da oligosakkaritlerin artması fazla miktarda bulunuyor tam tahıllarda ve diyet posası yine fekal hacmi artırarak geçiş zamanı düşürüyor. Buna bağlı olarak da mitojenlerin ince bağırsak hücreleriyle etkileşim riski de azalmış oluyor. Tam tahıl oligosakkaritlerin prebiyotik etkisi var. Prebiyotikler biraz önce söylediğim gibi yararlı olan probiyotiklerin besinleri ve bununla ilgili yapılan yine insan çalışmalarında da bağırsak florasını prebiyotiklerin koruduğu söyleniyor. Kanser ilişkisi özellikle kadınlarda çok görülen kolorektal kanser, mide kanseri, ağız, gırtlak ve üst sindirim sistemi kanserleri, endometriyum kanserleri ve diğer bazı kanser
türleri arasında türleriyle ham tahıl ürünlerinin tüketimi arasında ilişki görülmüş. Yani bu ürünleri tüketenlere daha az kanser görünümünü gösteren çalışmalar var. Çağımızın en önemli problemi bildiğimiz gibi obezite. Obezite başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere pek çok bulaşıcı olmayan hastalığın sebebi yaşam kalitesinin ne düşüren bir durum. Dünya geneline baktığımız zaman da dünyamızda yetişkin bireylerin %39'unun hafif şişman olduğunu görüyoruz. Obez bireylerin oranının ise erkeklerde %11, kadınlarda %15. Türkiye'ye baktığımız zaman da maalesef TBSA 2010 verilerine göre Türkiye'de de obezite oranı erkeklerde %20,5, kadınlarda %41, neredeyse kadınlarda iki katı olduğunu görüyoruz. Tabii buradaki olay alınan enerji ve harcanan enerjinin dengede olması gerekiyor. Düşük karbonhidrat, düşük yağlı, yüksek proteinli, glisemik indeksi düşük besinlerin tüketimi aslında bizim enerji dengesini, alınan ve harcanan enerji dengesinin korunmasında önemli bir etken. Tabii burada fiziksel aktiviteyi de unutmamamız gerekiyor. Bizim diyetisyenler olarak beslenme tedavisindeki en önemli amacımız başta evet beslenme tedavisi ama fiziksel aktivite ve davranış değişikliğini sağlamakla gerçekleşiyor. Diyetin bileşimi düşünüldüğünde özellikle karbonhidrat tüketiminde glisemik indeksi düşük olan kompleks karbonhidratların tercih edilmesinin olumlu etkilerini görüyoruz. Yapılan epidemiolojik, gözlemsel ve kesitsel çalışmalar diyet pozisyonuyla vücut ağırlığı arasında ters orantının olduğunu gösteriyor. Yani ham tahıl ürünlerinin enerjisi daha düşük, daha düşük glisemik indekse sahipler, sindirilemeyen karbonhidratların fermantasyonu söz konusu, intestinal mikrofloraların düzenlenmesi, özellikle prebiyotik ögeleri içermesi sebebiyle probiyotik etkisi var ve kısa zincir diyalizleri içeriyor. İştah regülasyonu üzerinde de ham tahılların çok önemli etkisi var. Yüksek viskositeye sahip olması sebebiyle gastrit boşaltmayı geçiriyor ve besin ögelerinin sindirim ve de emilim süresini uzatıyor. Yine posalı yiyecekler daha lezzetli biraz daha az olduğu için besin alınımında daha az olmasına sebep olabiliyor. Yine doyumluluk ve yiyeceklerin lezzeti arasında da güçlü bir ilişki var. Sonuçta iştahın düzenlenmesinde doygunlukta posa, kısa zincirli yağ asitlerinin üretimi ve buna bağlı olarak da peptit yayın ya da GLP-1 güvenin gibi hormonların seviyesini etkiliyor ve iştah regülasyonunun sağlanmasında günde 25-30 gram posa alımının yeterli olduğunu görüyoruz. İncelenen tüm çalışmalara baktığımızda yüksek oranda tam tahıl tüketiminin hem kadın hem de erkeklerde düşük beden kütle indeksi ve bel çevresiyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Bel çevresinin kalınlığı özellikle başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere diyabet gibi ve bunların oluşturabileceği pek çok komplikasyonlar açısından oldukça önemli. Çünkü bel çevresi kalınlaştıkça bu hastalıklar ve bu hastalıkların bir ya da birkaçının birlikte görülüyor. Metabolik sendrom hastalığının yaşam kalitesine ve sağlığı bozucu etkisi var. Yine fazla tahıl tüketiminin incelendi. 14 kesitsel çalışma incelendi bir derneğe baktığımızda bu çalışmaların 11'inde tahıl tüketimiyle beden kütle indeksindeki düşüklük üçünde de düşük bel çevresiyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ham buğday vücut ağrının yönetiminde yardımcı. Şimdi son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de glutensiz beslenme ile ilişkili hani bir moda mı diyelim veya da böyle bir akım var. Çölyak hastalıklarının yanı sıra çölyak şukru olarak bilinen pek çok tropikal olmayan şukru ve glutene duyarlı enterobiti hastalarının ömür boyu bu glutensiz beslenmeyi takip etmelerinin gerekliliğini biliyoruz. Bu hasta grupları evet gerçekten glutensiz beslenmeli ama
glutensiz beslenmenin uygulandığı başka hastalıklar da var. Mesela irritable bağırsak sendromu ya da nörolojik bozuklar ya da romatoid artrit, diyabet, otizm gibi bu hastalıklarda da kullanılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Ancak ülkeler bazına baktığımız zaman çölyak prevalansın biraz abartıldığını düşünüyorum ben. Çünkü yaklaşık olarak çölyak görülme oranı %1-3 civarında. Pazartesi günü bir Sağlık Bakanlığı'nda, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda bir toplantı vardı. Orada bu konuyu konuştuk ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'ndaki arkadaşlara sorduğumuzda Türkiye'de yaklaşık olarak %0.6 civarında çölyak hastası olduğunu görüyoruz. Ama genelde baktığımız zaman herkes çölyak değilmiş gibi davranıyor şu an Türkiye'de. Özellikle buğday, arpa, çavdar, yulaf da bildiğiniz gibi gluten denilen protein var ve bu hastalar ömür boyu sürecek bir bozukluk. Anormal ince bağırsak florası ve glutene karşı bir intoleransla karakterize olan primer, proximal, ince bağırsak etkileyen otoimmün bir hastalık. Buğday, çavdar ve yulaf, arpa da bunlar gluten ve prolamin eşit düzeyde suyla birleştiğinde gluten kompleks yapıyor ve işte bizim temel besin kaynağımız olan çok iyi bir ekmek yapımını olduğunu görüyoruz mayayla da birleştiğinde. Aynı şekilde pirinç ve mısırda istediğiniz nitelikte bir gluten kompleksi oluşmuyor. Çünkü prolamin ve glutenin oranları biraz yani birbiriyle eşit değil, oranları dengesiz. Ülkemizde de son dönemlerde glutensiz beslenme tarzı pek çok işte medya önünde olan ünlü kişiler tarafından destekleniyor. Konuyla ilgili olan pek çok çalışmalar, makaleler yayınlanıyor. Sanki glutensiz beslenmeyi özendirmek, yaygınlaştırmak gibi birçok çalışmalar yapılıyor. Tabii bu medyanın bu ilgisi de glutensiz ürünler marketinde hızlı bir şekilde artmasına sebep oluyor. Ancak Adanın çölyak hastalarıyla ilgili yayınladığı rehberine baktığımız zaman, kılavuzuna baktığımız zaman uzun süreli glutensiz beslenme şeklini yani glutene karşı herhangi bir hassasiyet ya da çölyak ya da herhangi bir hastalık olmadığı halde sağlıklı kişiler uzun süreli glutensiz beslenme şekli başta kemik yoğunluğunu azaltıyor, demir eksikliği anemisi, bağırsak virüslerinde atrofi, gastrointestinal ve nörolojik pek çok semptomlar gibi zararlı etkilerin görülebileceğini gösteriyor. Ayrıca glutensiz ürünler az yağlı ya da enerji düşürülmüş yiyecekler olarak düşünmek de yanlış, doğru değil. Veriler çölyak hastaları arasında obezite ya da şişmanlık yüzdesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Glutensiz diyet uygulaması aslında vücut ağırlığını arttırabileceğini gösteriyor. Yine glutensiz diyetin mikrobiyota